Çalışma kağıdı 3'ün 9. sorusu. Burada üçgenleri vermiştik, üçgenleri. BD 12 demiş. Şurası 12. Bence bu soru tarzı çalışma kağıdındaki en zor soru diyebiliriz. Daha önce hiç karşılaşmamış öğrenciler için çok zor. Ama tabii daha önce buna benzer soru çözenler için de çok basit bir soru. Çünkü klasik bir çözüm mantığı var. AC artı CE'nin en kısa, yani şu iki uzunluğun toplamının en kısa olması için olduğu zaman da diyor CD kaçtır? Şuraya X dersek bunun uzunluğunu sormuş. Burada tabi C noktasının hareketli olduğunu düşünmemiz lazım. C buraya veya buraya gelebilir. Öyle bir yere gelecek ki o tam en kısa olduğu anda CD kaç olması gerekir diye sormuş. Burada çözüm mantığını önce anlatacağım. Sonra benzerlikle ne alakası olduğunu da göstereceğim. GeoGebra'da bunları hareketli bir şekilde, animasyon şeklinde göstereceğim için önce burada bir anlatayım kısaca. Rengi değiştireyim. Burada AC ve CE bu şekilde çapraz durduğu için çok anlaşılmıyor ama ben ABC üçgeninin şu BD doğru parçasına göre simetriğini alırsam, şayet şöyle şuraya simetrik alırsam, yani tam buraya bu kenar, şuraya da şu kenar geldiğini varsayarsam, bunu A üst noktası diyeyim. Bu üçgenler o zaman eş olur. Yani 6, burası da 6. Burası AC iken burası da AC olacak. Yani uzunlukları aynı. Hatta X diyeyim. Bu da X oldu. Şurası da Y olsun. Aha, X kullandık, pardon. Geri alalım. A ve B diyeyim. A da B olsun. Yani burası da A olacak. İşte A ile B'nin toplamının en az olması için ne olacağı belli. Aslında bunların birbirine tam doğrusal, A üssü C ve E'nin doğrusal olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Eğer burada bir kırılma olsaydı, yani A üssü C ve böyle bir kırılma olsaydı veya şu şekilde, uzaklığın daha da artacağı görünüyor. Öyleyse ne olması lazımmış? Öyle bu şekil olacak ki, şöyle göstereyim. C öyle bir yerde olacak ki bu tam bir doğru şeklinde oluşacak. Böylece A artı B en kısa değerini alır. Yani böyle doğru olduğu zaman ne olacak demektir bu? Demek ki şöyle uzattığımda da bu bir dik üçgen diyebiliriz. Şu dikdörtgen olduğu için şurası, buraya F diyeyim mesela. D, A üssü B, D, F dikdörtgen olduğu için burası 12 ise burası 12. Burası 6 ise burası 6. Şimdi benzerlikten bakarsak 3'ün tamamına, yani 9'a oranı 1'e 3 ya. 3 kat. O halde x'in de buraya oranı 1'e 3 olması lazım. Yani şu 12'nin 3 kat, x'in 3 katı 3x olması gerekiyor. 3x ile 12 aynı olduğuna göre x buradan 4 diyebiliyoruz. Tabi bu sorunun çözümünün nereden geldiğini anlatmak için yaptım bunu. Aslında bu kadar da uzun sürmeyebiliyor. Benzerlikteki alakasını görürsek şayet, onu anlarsak çok da uzun sürmeyebilir. GeoGebra üzerinde bunu göstereyim. Bakın aynı şekli burada çizdim. C noktasının da böyle hareket ettiğini de göstereyim burada. Bakın şu an en kısa ama şöyle C'yi bu tarafa getirdiğimde, bir dakika şunu da göstereyim. AC ile CE'nin toplamlarını bakın 16,51 demiş. Bu tarafa gittikçe arttığını görebilirsiniz. C noktası D'ye yaklaştıkça azalıyor. Fakat bir yerde sonra bakın artmaya başlıyor. Yani ortada bir yerde, şurada bir yerlerde 15'e eşit olduğunu gördük. Tabi bu tam 15 olmuyor aslında. Küsuratları var da onu GeoGebra yuvarlamış, o yüzden normalde gerçek değerini az sonra göreceğiz. Mantığımızı önce anlatalım. Mantık şu. Eğer burada ne yaptık? ABC üçgenin simetriğini aldık. Şöyle alayım simetriğini tekrardan. Buna gerek yok. Şu. Şimdi bu simetrikte ne oldu? C noktası bakın gezdikçe tam doğrusal olması gerekiyordu. Yani oluşan şeyin şu üçgen olduğunu görelim. Bu üçgende bakın, yani şurada bir yerde olursa C en kısa olacağı belli oluyor. Şöyle tam denk getireyim bakayım olacak mı? Bakın şu an en kısa uzaklık. Şimdi mavi üçgen odaklanırsak
Mavi üçgende benzerlikten 3'e 9. Buraya x dersek x'in de 12'nin 3'te 1 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi peki bu kadar uzun çözmeye aslında gerek yok. Bunun basit mantığı da şöyle. Buradaki benzerlikle olan alakasını göstereyim size. Bu soruda şunu önce mavi üçgende alayım artık. Buna gerek kalmıyor sanki. Şunu da alayım. Yok almıyorum bunu. Bundan çünkü göreceksiniz olayı. Burada aslında gençler şu sanki bir yansıma gibi düşünürseniz aynalarda belki görmüşsünüzdür. Gelen ışın aynı açıyla geri gider. İşte o mantığı düşüneceksiniz. Yani şuradaki açılar eşit. Peki eşitliğini nasıl ispatlıyoruz? Şöyle ispatlayacağız. Bu üçgen buna eş olduğu için şu açılar aynı mı? Aynı. Buralar ters açı olduğuna göre demek ki o açılar aynı. Yani gelen açı geliş açısı gidiş açısına eşit oluyor. Burada öyleyse bu üçgenler dik üçgen demiştik zaten. Ne oldu? Bu dik üçgenlere göre bakarsak üçgenler benzer. Evet benzer. Açı açı kuralınca benzer. Öyleyse şu açılar da birbirleriyle eşit. Bu açı açı kuralına bakarsak şu 10 ile 5'i dikkat alma. Onları bilmiyordu varsayalım şu an. Biz 3 ile 6'yı biliyoruz sadece. Aynı açıyı gören kenarlar 3 ve 6. Yani 1'e 2 kat olduğuna göre şu iki çizgiyi gören şu BC ile CD kenarları da birbirinin iki katıdır. Yani birine K dersem diğerine 2K diyeceğim. BD'nin uzunluğunu biliyorum. 12. 3K 12 ise K buradan 4 diyebiliyoruz. Bu da bunun benzerlikle olan ilişkisini çözümü.